sevgili sektör mensupları, perde satıcıları, haber portalı Ali Bayhan Tekstil'in katkıları ile Burtex Bursa Tekstil Kümesi fuarında dolaşmaya devam ediyor. Değerli sektör mensupları, Bursa Ticaret Odası çatısı altında bir organizasyon düzenlendi. Tabii ki İbrahim Burkay'ın bizzat kendisinin ilgilendiği bir organizasyondu. Bu organizasyonun akabinde de bu fuar doğdu. Bu yıl ikinci yılı bu fuarın diyorum ve fuardan sizlere kareler yansıtırken güzel bir ev tekstilci, üretici firmamızın standı içerisine girdik. Efendim, Mintex Tekstil'in standı içerisindeyiz. İhracat sorumlumuz Sayın Tayfun Özçelik bizlerle birlikte. Efendim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz standımıza. Teşekkür ediyorum. Hayırlar getirsin inşallah çok fuarlar size. Sadece bu fuar değil, katıldığınız tüm fuarlar. İnşallah, teşekkürler. Tayfun Bey, önce sizin hakkınızda şöyle kısa bir bilgi edinelim ve daha sonra da Mintex Tekstil'i bize özetlemenizi rica edelim. İsmim Tayfun Özçelik. 10 senedir firma bünyesinde çalışmaktayım. İhracat müdürü olarak görev yapmaktayım. Görev gereği bu tarz fuar organizasyonlarda da firmanın yüzü olarak faaliyet gösteriyoruz. Bunun dışında yurt dışı müşteri ziyaretlerimiz, fuar yine organizasyonlarımız ve bilimim dış ticaretle ilgili bütün organizasyonları yürütüyoruz ekibimizle beraber. Firmamız da 1994 yılında Bursa'da kuruldu. Firma sahiplerimiz Özkan İrman ve İhsan İrman Beyler. O seneden beri Bursa'nın ve Türkiye'nin önde gelen butik tarzda özellikle imalat yapan havlu ve bornoz üreticilerinden biriyiz. Ürünlerimizin birçoğunu ihraç etmekteyiz. Ağırlıklı pazarlarımız tüm Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Arap ülkeleri. Sektörün önde gelen firmalarından biri Mintex. Terzi işi dediğimiz tarzda ürünler üretmekte. Müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız. Her 6 ayda bir koleksiyon yenileyebilen yenilikçi firmalardan biriyiz. Şimdi bizim işimiz sadece perde değil, elbette ki ev tekstilcilerimizin de sesini duyurmak. Bu bağlamda bu fuarda bir ev tekstilcisinin olması bizi çok mutlu etti. Sizinle birlikte birkaç tane daha var. Ağırlıklı perdeciler bu fuarda yerini almış. Şimdi ürünlerden biraz bahsedecek olursak, ürünler her segmente hitap ediyor mu? Hangi kalem ürün, mal ürünlerle burada yerinizi aldınız? 2017 kreasyonlarınızı tamamladınız mı? Firmamız 6 ayda bir demiş olduğum gibi koleksiyon yenilemekte. Buradaki tanıtılan ürünler Kasım ayına ait koleksiyona ait desenler. Yaklaşık bir ay sonra da Mayıs fuarı için gerçekleşecek olan Evtex fuarı için koleksiyonumuzu yenilemiş olacağız ve o ürünlerle tekrar sahneye çıkmış olacağız. Tabii burada ev tekstil kümesinde bunların hepsi birbirini tamamlayıcı ürünler. Perde, paspas, havlu, yatak örtüsü. Dolayısıyla bu tarz bir organizasyonda yer almak çok bizler açısından çok önemli. Müşterilerimiz de sadece bir dükkanda bir tek havlu satmıyor. Perde de satıyor, bornoz da satıyor, yatak örtüsü de satıyor. Dolayısıyla bir çatı altında bütün bu ürünlerin hepsini bulabileceği güzel bir organizasyon gerçekleşiyor burada. Yine firma olarak da bu tarz ürünlerin birçoğunu da biz bünyemizde bulundurmaktayız. Sadece havlu bornoz değil, aynı zamanda nevresim takımı, aynı zamanda paspas ve tamamlayıcı olan bütün ürünleri de firmamızda bulundurmaktayız. Mintex fuarlarda yerini alıyor Tayfun Bey. Şimdi Mintex fuarlarda yerini aldıktan sonra dönüşlerini de alıyor mu? Fuarlar Mintex'e ne kadar etkili, ne kadar faydalı? Mintex fuarları akabinde ne katabiliyor, ne katıyor? Öncelikli olarak daha önce de bahsetmiş olduğum gibi firmamız çok önemli. Yenilikçi ve tasarım odaklı bir firma olduğu için gerek ürünleri gerekse standı. Yani özellikle Evtex fuarında görme şansınız olursa en güzel ilk 5 stand içerisinde yer almakta. Fuara dönüşümü de tabii ambiyans çok önemli olduğu için bize çok olumlu olarak geri dönüşüm almaktayız. Ayrıca birçok ülkeden müşteriyi aynı anda ağırlayabildiğimiz çok önemli mekanlar, fuarlar. Dolayısıyla biz gereken önemi gösteriyoruz. Sağ olsun müşterilerimiz de gereken teveccühü bize gösteriyorlar ve olumlu bir geri dönüş alıyoruz.
Efendim 2017 yılı için ve sonraki yıllar için Mintex temsilcisi olarak bir Mintex aile bireyi olarak Mintex'in tüm müşterilerine buradan seslenmek ister misiniz? Neler söylemek istersiniz? Ürünleri bu kadar anlattık, fuarda yerinizi görselledik. Öncelikle şu ana kadar bize destek olan değerli müşterilerimize ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar bizleri desteklediler, ürünlerimizi satın aldılar. Bize olumlu veya olumsuz geri dönüş yaptılar, bizi yücelttiler, sağ olsunlar. Bundan sonra da biz Mintex olarak kendilerine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlara 2017 yılı ve daha ileriki dönemler için hem firmam adına hem de şahsım adına başarılar diliyorum, esenlikler diliyorum. Efendim son bir soru, atlamadan geçmek istemiyorum. Arkamda bir film reklam panosu görüyorum. Evet. Ve standa girerken de arkadaşlarınız dediler ki patronumuzun gerçek hayat hikayesidir bu dediler. Çok etkilendim ve bu hayat hikayeyi ben de merak ettim. Eğer şöyle özetle bizlere aktarırsanız seviniriz. Önce kendisi mi yazdı bu senaryoyu? Senaryo demeyelim, gerçek. Evet. Hayatı, biyografisinin filmleştirilmiş halindeyiz. Patronumuz Özkan İrman. Şu anda 12 kitabı ve bir sinema filmi var. Bu kitaplardan birinin de sinemaya uyarlanmış halini görmektesiniz. Bu kendisi 6 yaşındayken babasının yanında mezeci çırağı olarak çalışmaktaydı. Pirinç Han'da o eski. Affedersiniz, zaten filmin adı da Mezeci Çırağı. Evet. Değil mi? Eski Pirinç Han'da geçiyor konusu. Ben yıl 2017 ama çok etkileyici bir senaryosu var. Özellikle o dokuyu, o hissiyatı alabiliyorsunuz senaryodan. Sinemaya ilgi duyanlar mutlaka izlesinler diyorum. Çok etkileyici bir hikayesi var. Yani birebir patronunuzun hayat hikayesi. Ve Bursa'nın o dönemki insanların, her çeşit insanın hayat hikayesi. Vizyona sanırım girmedi daha, değil mi? Çok yakın bir tarihte, 14 Nisan'da evet, vizyonda. Evet, tarihi 14 Nisan'da. Evet, evet. Evet. İnşallah herkes gelsin, izlesin. Önemli bir film bence. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Ve Mintex ailesine başarılar çok diliyorum. Sağ olun. Patronunuza da uzun uzun ömürler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlere de kolay gelsin diliyorum. Sağ olun. Değerli perdeciler, efendim bir sohbetin daha sonuna geldik. Ali Bayhan Tekstil'in katkılarıyla bir başka standa yol alalım.